Bursa'da tamı tamına 1036 eczane var. Kiminde bir kişi çalışıyor, kiminde 10. Kimi 50 metrekarelik dükkanda faaliyet gösteriyor, kimi 300 metrekarelik. Ancak irili ufaklı bini aşkın eczane'nin sorunu ortak. Kar marjları gittikçe düşüyor, giderleri gün geçtikçe artıyor. Yani işletmenin en temel kuralı olan minimum giderle maksimum kar tersine işleyerek maksimum giderle minimum kar yapıyorlar. Peki neden? Nedeni şu: Her yıl güncellenen ilaç fiyatlarında bu yıl. Euro kuru 6 lira 29 kuruşa sabitlendi. Ancak Euro 18 lirayı geçmiş durumda. Bu durumda, eczacıların kar marjları %12'ye kadar düştü. %12 karla da birçok eczacı ayakta kalmakta zorlanıyor. Ve böyle giderse Bursa'daki 300 eczane, 2023'ü göremeden iflas bayrağını çekecek. Bir çarpıcı istatistik daha. Bursa'da eczanelerin personel sayısı 1,5 lara kadar düştü. Pandemi öncesi bu sayı 2,5 lardaydı yani eczaneler minimum personel. Çalıştırmalarına rağmen, ya zarar ediyorlar ya da düşük karlarla ayı kapatıyorlar. Hatta ayakta kalmak için ticari kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Bursa'daki eczanelerin kredi sayısı ikiye çıkmış durumda. Efendim tablo böyle. Eczacı ölmüş de ağlayanı yok. Eskisinin fiyatı yenisinin fiyatını geçen otomobiller. Sıfır kilometre. Otomobil fiyatlarının durumu ortada. Artık aylık değil, haftalık zam yapmaya başladı otomobil firmaları. Eskiden yatırım için, arsa, ev filan alınırdı. Paranın değerini korumak için altın tercih edilirdi. Ya da faize yatırılırdı birikimler. Bugün en çok otomobil, kazandırıyor. Sıfır kilometre araçların fiyatı artınca, ikinci el otomobillerde de, fahiş fiyat artışları yaşanıyor. Bu öyle bir artış ki, bazı ikinci el otomobillerin fiyatı, sıfır kilometre araçları bile geçti. Mesela aracın bayi fiyatı 330 bin lira. İkinci el fiyatına 350, 360. Hatta 390 bin yazan var. İnanmayan varsa akla, izana, vicdana sığmayan internet ilanlarına baksın. Nerede o eski kültür park? Önceki akşam kültür parktaydım. Yaz akşamları cıvıl cıvıl olan o güzelim parktan eser yoktu. Açık hava tiyatrosundan yükselen müzik sesleri de olmasa, ölü toprağı serilmiş bir park ifadesini kullanabilirdim kültür park için. En çok da çay bahçeleri eski günlerini aratıyor. Yaz akşamları masa bulmakta zorlandığınız çay bahçeleri de hayli sakindi. Kültür Park, zamanın ruhuna mı yeniliyor ne? Umut Bebek. Nilüfer'de. Umut isimli dünyalar tatlısı bir bebek yaşıyor. Minik Umut, talihsiz bir hastalığa yakalanıyor ve beyninde tümör olduğu tespit ediliyor. Tedavi başlıyor ve Umut'un beynindeki tümörün kötü huylu olmadığı, küçüldüğü müjdesi geliyor. Umut'un ailesi adeta yeniden doğuyor bu müjdeli haberle sonu iyi biten ancak her dakikası tatsız bu süreçte, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı, Umut ve ailesine destek veriyor. Umut bebeği evinde ziyaret eden bir sen yeter, İlker İnce Bıyıp, Gökçe Kızılay Güney, bir sen yeter. ile CHP üyeleri Gizem Yavuz, Özlem Yılmaz ve Meral Altuntaş aileye moral oluyor. Dahası imece usulüyle aldıkları el robotuyla, Umut bebeğin sağ elini daha rahat kullanmasını sağlıyorlar ve CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı küçük ama anlamlı bir sosyal projeye daha imza atıyor.